maalesef Demokrat ya. Parti Genel Başkan Yardımcısı sıfatını taşıdığı sürece bir iş insanının ortaya attığı iddialar bende çok derin kuşku yaratmaktadır. Dahası işte Erhan Bey şahsında şekillenen ama eminim ki genişletseniz farklı noktalarda farklı bulgulara da rastlarsınız. Mal bildirimde bulunma zorunluluğundan kaçma, mecbur kalınca da anlattıklarıyla bizi çok şaşırtan durumların ortaya çıkması maalesef bizdeki güvensizliği derinleştiriyor. Dolayısıyla devletin denetim unsurları harekete geçmelidir. Evet. Ben siyasetçi olarak art niyetli hareket edebilirim bu denetimi yaparken. Ama bağımsız denetim unsurlarının temel görevi objektif ve şeffaf bir denetim sürecini sonuçlandırmak. Bazen silahınızda tek bir kurşun vardır. Ve onu attığınız zaman isabet kaydedemezseniz ondan sonra yapabileceğiniz hiçbir şey kalmaz. Şimdi bunun yolu nedir? Bunun yolu mecliste bir soruşturma komitesi kurulmasıdır. Hmm. Soruşturma komitesi ben istedim diye kurulmaz. Mecliste varılan bütün kararlar gibi onun da kararı genel kurulda alınır. Hmm. Şimdi eğer genel kurulda UBP, DP, YDP oyları yeterli olmazsa kurulamaz. Bizi desteklemeye, bizim 19+2'miz var. Eminim ki Ayşegül Hanım da, Jale Hanım da bu konuda istekli olurlar bu soruşturmanın yapılabilmesi için. Bize hala daha 6 oy lazım. Düzeltiyoruz, 5 oy lazım. Yani 19+2=21, 26'ya 5 daha var. O 5 oyu bize garanti etmezse hükümet partileri, biz asla bu tek atıldık kurşunu kullanamayız. Çünkü kullanırız reddedilir ve hiç hak etmedikleri halde birileri aklanmış olur. Hmm. Dolayısıyla bu iddiaların mecliste soruşturulması bir unsurdur belki. Ama devletin bağımsız denetim ve akli unsurları bu konuda hareket etmek için birinin onayına ihtiyaç duymazlar. Yani polis genel müdürlüğü, başsavcılık, Sayıştay ve nihayetinde eğer varsa somut bulgular, yargı bu konuda kendiliğinden hareket edebilir. Dolayısıyla biz onu zorluyoruz aslında.